Arkadaşlar merhaba. Pazarlama ilkeleri dersimizin 11. hafta yani bu haftaki bölümünde yine sizlerle birlikteyiz. Bu hafta pazarlama karması elemanlarının sonuncusu olan tutundurma üzerinde duracağız. Bu kapsamda tutundurma ve tutundurma kararları ile ilgili konuşacağız. Dersin sonuna doğru zaten pazarlama karması elemanlarının tamamına dönük genel bir özet geçerek inşallah pazarlama karması elemanlarını tamamlamış olacağız. Evet, tutundurma ve tutundurma kararları. İşletmelerin hedef pazarlarındaki fiili ve potansiyel alıcıların her zaman her ürün ve markadan haberi olmayabilir. Değişiklikler iyi duyurulamayabilir. Burada fiili müşterilerden kasıt o anda zaten işletmenin müşterileri olan potansiyel müşteriler ya da potansiyel alıcılardan kasıt ise o anda işletmelerin alıcıları olmayıp alma daha doğrusu alıcı potansiyelinde olan yani muhtemel alıcıları kastedilmektedir. Yeni ürünler yeterince tanıtılmayabilir ve pazarlama iletişimi ya da bir diğer ifadeyle tutundurma çabalarına ilişkin mesajlar problemli olabilir ya da mesaj kirliliği ortaya çıkmış olabilir. Yani dolayısıyla hedef pazardaki alıcıların ürünlerden haberdar edilmesi, değişikliklerin duyurulması ve rakip ürün ve markalar yerine işletmenin ürün ya da markasını tercih etmelerinin sağlanması onların ikna edilmeleriyle ancak mümkün olacaktır. Pazarlama iletişim ya da tutundurma çabaları ile tüketicinin haberdar edilmesi, ikna edilmesi ve tanıtımının yapılması mümkündür. Bütün bu çabalar ile gerçekleştirmeye çalışılan aslında bilgilendirme, ikna etme ve hatırlatmadır. İşte bu noktada pazarlama karması elemanlarından tutundurma ön plana çıkmaktadır. İşte işletmelerin bu noktada ihtiyaç duyduğu temel pazarlama karması elemanı tutundurmadır. Tutundurma bir işletmenin mal veya hizmetinin satışını kolaylaştırmak amacıyla üretici, pazarlamacı işletmenin denetimi altında yürütülen, müşteriyi ikna etme amacına yönelik, bilinçli, programlanmış ve eş güdümlü faaliyetlerden oluşan bir iletişim sürecidir. Yani çok genel anlamda tutundurma bir işletmenin mal veya hizmetinin tanıtımını, satışını başlatmak ya da arttırmaya dönük bütün faaliyetler, bütün çabalar tutundurma olarak karşımıza çıkmaktadır. Bugün çok sayıda iletişim araçlarıyla sunulan mesajlar sonucu tüketiciler bir bakıma bilgi bombardımanı altında kalmaktadır. Bu durumda özellikle iletişim sürecinin bilinmesi ve bu süreci etkileyen unsurlara ağırlık verilerek tutundurma çabalarının gerçekleştirmesine daha fazla ihtiyaç olduğu söylenebilir. İletişim süreci ve pazarlama iletişimi ile ilgili konuşacak olursak, toplumsal yaşamın her alanında ve bireyler arası ilişkilerde iletişim sürecinden bahsetmek mümkündür. Farklı tanımlamaları olmakla birlikte iletişimi gönderici ile alıcı arasındaki mesaj alışverişi olarak tanımlayabiliriz. Burada göndericiden kastedilen kaynak, alıcıdan kastedilen ise karşı taraftaki yani kaynağın mesaj gönderdiği yer dir aslında. İletişim sürecinin oluşmasında bazı unsurların yer alması gerekmektedir. Bunlardan birincisi kaynak ve alıcının bulunduğu en az iki taraf olmalıdır. Bir diğeri iki taraf arasında düşünce birliğinin kurulmasının amaç edilmesi gerekir. Ve son olarak iletişim bir süreç olma özelliğine sahiptir. İletişim sürecinin temel öğeleri kaynak yani mesajı gönderen taraf, mesaj, kanal yani mesajın hangi aracılarla gönderildiği, alıcı, mesajın gönderildiği taraf, geri bildirim yani alıcının gerçekten mesajı gönderen tarafından istenen şekilde ulaşılıp ulaşılmadığı yani istendiği şekilde anlaşılıp anlaşılmadığının tekrar kaynağa bildirilmesi, gürültü ise Kaynaktan alıcıya mesajının istenen şekilde gitmesine engel olan her türlü durum şeklinde sıralanabilir. Burada şekilde de gördüğümüz üzere arkadaşlar kaynak aslında alıcıya bir mesaj göndermeye çalışmaktadır. Bunu yaparken bu mesajı bazı kanallar aracılığıyla yani bu sözlü olabilir, yazılı olabilir, görsel olabilir bazı iletişim kanallarını kullanarak mesajı alıcıya göndermektedir. Mesajın kaynaktan alıcıya istenen şekilde gitmesine engel olacak her türlü durum gürültüdür. Burada gürültü bazen kaynaktan e, kaynaklanıyor olabilir. Yani mesajı gönderenden kaynaklı olabilir. Mesaja hakim değildir. Mesajı gönderirken kullandığı dil uygun değildir. Ya da kanaldan kaynaklı olabilir. Mesela fiziki ortamdan kaynaklı gerçekten fiziki anlamda gürültü vardır. Ses iyi bir şekilde karşı tarafa gitmiyordur. Ya da alıcıdan taraflı, alıcıdan kaynaklı gürültüden de söz etmek mümkündür. Sonunda alıcı gönderilen bu mesajı nasıl algıladığına dair kaynağa bir geri bildirimde bulunur. Evet, iletişim aslında kaynağın düşüncesini kendinin ve alıcının anlayabileceği bir biçimde kodlamasıyla ile başlamaktadır. İletişim, duygu ve düşüncelerini iletmek isteyen bir kaynağı gerektirir ve onunla başlar. O halde iletişimi başlatan temel öge kaynaktır. Bu nedenle en temel anlamda kaynak, iletişim sürecini başlatan, mesajlarını alıcıya gönderen kişi ya da kişiler veya örgüt olarak tanımlanabilir. Kaynak İletmek istediği duygu, düşünce ve bilgisini alıcının algılayıp al anlayacağı sembolleri kodlayarak mesaja dönüştürmektedir. Mesaj, kaynağın düşüncelerinin sembolik bir ifadesidir. Mesajın anlamı bir anlam taşıyabilmesi alıcının kod açımı sürecini uygulaması ile mümkün olacaktır. Tüketici açısından bakıldığında mesajda verilen bilgilerin tüketici tarafından dikkat çekici bulunması ve ilgi çekmesi mesajın amacına ulaşmasını kolaylaştırmaktadır. Bu noktada aslında alıcının mesajı nasıl algıladığı son derece önemlidir. Çünkü aslında pazarlamada esas olan şey algıdır. Yani pazarlama aslında bir savaş ise bu savaşın arenası tüketicilerin zihnidir. Yani rakipler tüketicilerin zihninde kendilerinin daha iyi olduğu algısını oluşturmaya çalışır. Kanal, mesajın kaynaktan alıcıya doğru gittiği yol veya araçlar olabilir. İletilmek istenen mesajı alıcıya ulaştıracak araç, yöntem ve tekniklerin tümünü iletişim kanalı içerisinde sayabiliriz. Duyu organları iletişim sürecinde kullanılan kanallardan biridir. İletişim sürecinde yazılı, sözlü ya da sözsüz iletişim tekniklerinin tümünden kanal olarak yararlanılabildiği gibi yazı, ses ve görüntü ileten kitle iletişim araçları da iletişim kanalı olarak kullanılabilmektedir. Evet, mesajın ulaşması istenen taraf iletişim sürecinde alıcı olarak adlandırılmaktadır. Yani kaynağın mesajı gönderdiği taraftır. Mesajın doğru olarak alınıp yorumlanması ve geri bildirimin verilmesi için alıcının da belli yeteneklere sahip olması gerekir. Kaynakla alıcının yaşantılarının benzerliği ve ortaklığı mesajın doğru ve çabuk algılanarak yorumlanması açısından önem taşımaktadır. Bu noktada aslında günümüz pazarlama anlayışında temel noktanın müşterilerin kendisi yani müşteri odaklı bir anlayışın Tercih edilmesinin iki sebeplerden biri de işte bu alıcıya verilen önemdir. Yani iletir, iletilen mesajlar alıcının istediği şekilde eğer iletilebilecekse, yani uygun iletişim kanalları kullanılacaksa, mesaj gerçekten alıcının anlayabileceği ya da dikkatini çekeceği şekilde kodlanabilecekse başarılı olmuş demektir. Bu durum iletişim sürecinde ortak yaşantı olarak ifade edilmektedir. Geri bildirim ise iletişim sürecinin tamamlanması ve iletişimin sürekliği açısından önemli bir rol oynamaktadır. Geri bildirim kaynağın ilettiği mesaja karşı alıcının tepki vermesi olarak ifade edilebilir. Geri bildirim kaynağın kullandığı sembol ve kanallar yoluyla iletilmekle birlikte iletişimin ortamına göre farklı biçimde gerçekleşebilecektir. Kaynağın kendisini ve mesajlarını değerlendirme olanağı sağlayan geri bildirim, Olumlu geri bildirim de olabilir. Olumsuz geri bildirim de olabilir. Olumlu geri bildirim kaynağa iletişim amacını gerçekleştirdiğini, olumsuz ise gerçekleştirmediğini bildirir. İletişimi bozan unsurlar olarak tanımlanan gürültü farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Yani kısaca gürültü Kaynaktan mesaja doğ, kaynaktan alıcıya gönderilen mesajın istenen şekilde gitmesine engel olan her türlü durumdur. Bu bunlara örnek olarak elektronik sinyal, yazılan ya da konuşulan sözcükler amaçlanan anlam paylaşımının dışında içlerinde belli bir engel oluşturabilir. İletişimde gürültü öyesini fiziksel olarak, nörofizyolojik, psikolojik ve toplumsal kültürel olmak üzere dört başlık altında incelemek mümkündür. Evet, buraya kadar saydığımız iletişim sürecinin elemanları aslında işletmeler tarafından tüketicilere ulaşmak ve onları ikna etmek amacıyla önceden belirlenmiş etkinlikler içerisinde kullanılmaktadır. İşte burada karşımıza tutundurma ya da pazarlama iletişimi karması ya da kavramı ortaya çıkmaktadır. Pazarlama iletişimini Hedef kitlede istenilen tepkiyi oluşturmak amacıyla bütünleşik uyarıcıları sunmak, mevcut işletme mesajlarını değiştirmek ve iletişim olanakları yaratmak amacıyla kurulu iletişim kanalları aracılığıyla pazardan mesajları alma, açıklama ve o doğrultuda hareket etme süreci şeklinde tanımlayabiliriz. Pazarlama iletişimi bir ürünle ilgili bilgilerin Pazarlamacılardan müşterilere doğru akışını açıklamakta kullanılır. Pazarlamacılar tüketicinin karar verme sürecinde etkili olacağını tahmin ettikleri bilgileri oluşturup aktarmada bazen reklam, bazen satış geliştirme, bazen halkla ilişkiler, bazen kişisel satış, bazen de doğrudan satış yollarını ya da bunların bir veya birden fazlasını tercih edebilirler, kullanabilirler. Tutundurma karması elemanları işte bu saymış olduğumuz reklam, satış geliştirme, halkla ilişkiler, kişisel satış ve doğrudan satış olarak sıralanabilir. Tutundurma karması ile ilgili konuşacak olursak, evet işletmeler ürün ya da hizmetlere hakkında tüketicilerini bilgilendirmek, belirli ürün ya da hizmet markalarını tercih etmeleri için onları ikna etmek ya da işletmenin arzuladığı davranışları göstermelerini sağlamak için bazı pazarlama iletişimi araçlarını kullanabilirler. Tutundurma pazarlama faaliyetleri içerisinde temel olarak işletmenin mevcut ya da muhtemel müşterileriyle yani potansiyel müşterileriyle iletişim kurma işlevini yüklenmiş olan bir pazarlama karması elemanıdır. İşletmeler tutundurma faaliyetleri sayesinde tüketicilerde düşünce ve davranış değişikliği yaratmayı veya tüketicilerin var olan tutum ve davranışlarını pekiştirmeyi amaçlarlar tüketicileri bilgilendirme, etkileme, ikna ve teşvik etme amacıyla oluşturulan iletişim yöntemlerini tutundurma olarak adlandırmak mümkündür. Tutundurmanın özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz. Birincisi, tutundurma iletişim kuramına dayanır ve ikna edici olma özelliği vardır. İkincisi, tutundurma faaliyetleri doğrudan satışları kolaylaştırma amacına yönelik olduğu kadar tutum ve davranışları etkileme, etkileme amacına da yöneliktir. Üçüncüsü, tutundurma faaliyetleri diğer pazarlama faaliyetleriyle birlikte uygulanır ve onların etkisi altındadır. Yani ürün, fiyat, dağıtım gibi pazarlama karması elemanlarıyla birlikte uygulanan bir süreçtir. Tutundurma genellikle bir işletmenin dış çevresiyle olan iletişimini içerir ve tutundurma yine genellikle fiyatı dayalı olmayan bir rekabet aracıdır. Tutundurma faaliyetleri sadece tüketicilere yönelik değil, toptancı, perakendeciler gibi dağıtım kanalı yani o pazarlama sürecindeki kanal üyelerine yönelik de uygulanabilir. Bir işletmenin iletişim amaçlarını yerine getirmek için kullanılan araçlar tutundurma karması olarak adlandırılmaktadır. Tutundurma karmasını oluşturan araçları reklam, doğrudan pazarlama, satış tutundurma, duyurum veya halkla ilişkiler ve kişisel satış olarak sıralayabiliriz. İsterseniz pardon. İsterseniz şimdi hep birlikte tutundurma karması elemanlarını ayrıntılı olarak inceleyelim. Bunlardan birincisi reklam. İkincisi satış tutundurma, üçüncüsü kişisel satış, dördüncüsü halkla ilişkiler, duyurum ve son olarak doğrudan pazarlama faaliyetlerinden bahsetmiştik. Reklam. Kimliği belirli bir kaynak tarafından bir örgüt, ürün, hizmet ya da fikir hakkında kişisel olmayan ve bedeli ödenmiş bir iletişim biçimidir. Aslında burada kastedilen örgüt, hizmet veya fikir birçok kaynakta Zaten ürün olarak adlandırılmaktadır. Hatta pazarlamanın günümüzde gelmiş olduğu noktalardan bahsederken, bazen fikirler, bazen mekanlar, şehirler, siyasi partiler veya siyasi figürlerinde pazarlamaya konu olduğunu, bu kapsamda ürün olarak değerlendirilebileceğini söylemiştik. Bedelinin ödenmiş olması, reklam mesajının yayınlanması için zaman ya da yerin satın alınmış olmasını ifade eder. Reklamın kişisel olmama özelliği ise kitlesel iletişim ortamlarında yapılması anlamına gelir. Yani birebir anlamda değildir. Reklamın kişisel olmayan yapısı mesajı alandan doğrudan bir geri bildirim alınamaması anlamını da taşımaktadır. Geniş bir kitleye kitleyle iletişim kurmanın maliyeti düşük etkin bir yoldur. Yani düşük maliyetle çok geniş kitlelere ulaşmak mümkün olacaktır. Reklam aynı zamanda bir işletme veya marka için imaj ve sembolik anlam yaratmak için de kullanılabilmektedir. Reklamın bilgilendirme, ikna etme ve hatırlatma olmak üzere temelde 3 amacını olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir reklam verilirken ya, ya da reklam karması seçilirken asıl hedeflenen şey öncelikle karşı tarafın bir ürün daha doğrusu reklamı yapılmış reklama konu olan ürünle ilgili bilgilendirilmesi bazen bu ürünün varlığından haberdar edilmesidir. Daha sonra bu ürünün tüketici tarafından dikkat çekilmesi yani tüketicinin dikkatine bu ürünü dikkatinin bu ürüne yoğunlaştırılması ardından harekete geçirilmesi ve satın alınmasının sağlanması aslında amaçlanmaktadır. Bir diğer tutundurma karması elemanı satış tutundurmadır. Satış tutundurma faaliyetleri para ya da benzer biçimde ek bir fayda beklentisi sağlayarak ürün ya da hizmetleri daha çekici kılmak amacıyla kullanılan pazarlama araçları ve teknikleridir. Satış tutundurma faaliyetlerinin temel özelliği tüketicilere teşvik etmeye yönelik olmalarıdır. İşletmeler tüketicilere ürün dışında ek faydalar sunarak onları satın almaya teşvik edebilmektedirler. Bu teşvikler bazen kuponlar, bazen para iadeleri, bazen geçici fiyat indirimleri olabileceği gibi yarışmalar, çekilişler, armağanlar veya bir takım teşvik araçları şeklinde de kendini gösterebilmektedir. Tüketicilere ürünleri denemeye yönelik örnek ürün dağıtımları da bir bakıma satış tutunma uygulamalarıdır. Uygulamalarından biridir. Satış tutundurma uygulamalarının nihai tüketici dışında önemli sayılabilecek bir hedef kitlesi de aracı işletmelerdir. Burada amaç aslında satış miktarlarının veya satış birimlerinin arttırılmasını sağlamaktır. Nihai anlamda tüketicilere dönük olabileceği gibi işletmenin dağıtım kanalı içerisine yer alan toptancı, perakendeci gibi aracı kuruluşlara yönelik de satış tutundurma faaliyetlerinden söz etmek mümkündür. Günümüzde bir ürünün satışında hepimizin bildiği gibi perakendecinin desteği çok önemlidir. Perakendecilerin yeni ürünleri stoklamaları, ürünleri raflarda iyi bir şekilde sergilemeleri veya yerel düzeyde ürünün reklamını yapmaları işletme açısından çok önemlidir. Perakendecinin bu desteğini sağlamak için teşvik edilmesinde satış tutunurma araçlarından yararlanılabilir satış noktası ürün sergileme malzemelerinin geliştirilmesi, perakendecilere verdikleri desteğe göre indirimler sunulması ya da armağanlar sağlanması yaygın kullanılan satış tutunma araçlarıdır. Hatta bazen perakendecilerin daha doğrusu aradaki sizin o dağıtım kanalını dağıtım kanalı faaliyetini yürüten o aracıların satış miktarlarını arttırmak amacıyla tatile gönderme gibi farklı ödüllendirme yöntemiyle de teşvik edildiğini görebilmekteyiz. Bir diğer tutundurma karması elemanı kişisel satıştır. Kişisel satışta alıcı ve satıcı arasında doğrudan bir ilişki gerçekleşir. Yüz yüze ya da elektronik iletişim ortamları aracılığıyla gerçekleşen bu iletişim etkileşim pazarlamasıyla ile birlikte esneklik kazanmaktadır. Kişisel satışta satışçı mesajı tüketicinin özellikle ihtiyaçlarına ya da durumuna uyarlayabilir. Tüketiciye bireyselleştirmiş bir satış sunuşu yapılabilir. Kişisel satış diğer tutundurma yöntemlerine göre daha çabuk ve daha değerli bir geri bildirim sağlar. Çünkü o anda birebir karşı tarafla görüştüğünüz için karşı tarafın olumlu ya da olumsuz geri bildirimini daha kolay bir şekilde anlayabilirsiniz. Satış görüşmesine tüketicinin nasıl bir tepki gösterdiği o anda değerlendirilebilir. Kişisel satış çabaları işletmenin ürün ya da hizmetleri için en iyi aday olabilecek müşteri gruplarını ve olası pazarları hedefleyebilir. Diğer tutundurma yöntemlerine göre daha pahalı olması ise kişisel satışın dezavantajlı yanıdır. Bir diğer tutundurma karması elemanı halkla ilişkiler Halkla ilişkiler işletmenin genel fonksiyonlarından biri olarak sıraladığımız halkla ilişkilerden biraz daha farklıdır. Duyurum ücret ödemeden basın ve yayın araçlarından yararlanarak işletme, yöneticileri, ürün ve hizmetlere hakkında haber niteliği taşıyan bilgiler vermektedir. Duyurum da reklam gibi kitle iletişim araçlarını kullanır fakat kitle iletişim araçlarında yer alan haberler için herhangi bir yer veya zaman karşılığında ücret, para ödemez. Duyurum kamunun dikkatini reklama göre daha az bir maliyetle çeker. Duyurumun yaygın olarak basın bültenleri, basın toplantıları, konuşmalar ve özel haberler şeklinde uygulandığı görülmektedir. Bir diğer tutundurma karması elemanı doğrudan pazarlamadır. İşletmelerin mesajlarını doğrudan tüketicilerine iletmesi, etkinliklerinin tümüne doğrudan pazarlama faaliyetleri adı verilmektedir. Bu doğrudan iletim kurma süreci, e, kurma, e, bu doğrudan iletişim kurma süreci içerisinde ticari iletişimi içeren kanallar kullanılmaktadır. Doğrudan pazarlama, pazarlamacılar tarafından sıkça kullanılan yöntemlerden biridir. Çünkü genel olarak doğrudan pazarlamanın etkileri pazarlamacılar tarafından ölçülebilmektedir. Bu kanallardan bazılarını aşağıdaki örnekleri verebiliriz: doğrudan posta, telepazarlama, e-posta ile pazarlama, kuponlar, televizyon üzerinden pazarlama, doğrudan satış. Bu kanalların bazılarıdır. Tutundurma karması ile bütçesinin oluşturulması ile ilgili isterseniz biraz konuşalım. Bir işletmenin tutundurma faaliyetlerine ayıracağı bütçeyi belirlemesi ve bu bütçenin tutundurma araçları arasında paylaştırılması üzerinde dikkatli bir planlama yapılması gerekir. Ve bu planlama ile birlikte etkin bir bütçe yönetiminin de oluşturulması gerekir. Sektörün yapısına ve işletmenin faaliyet alanına göre tutundurma bütçesi ve bu bütçenin hangi kalemlere ne oranda dağıtılacağı değişebilmektedir. Yani işletmeden işletmeye reklam, Halkla ilişkiler, satış arttırıcı çabalar, doğrudan pazarlama gibi hangi faaliyetlere daha yoğun bir şekilde bütçe ayrılması işletmeden işletmeye göre değişebilecektir. İşletmelerin tutundurma bütçesini belirlemede kullandıkları yaklaşımlar genel olarak satışların yüzdesi yaklaşımı, rekabetçi eşitlik modeli, amaç ve görev yönetimi, ayrılabildiği kadar ve keyfi bütçeleme yöntemi olarak sıralanabilir. Şimdi bunlardan ilki olan satışların yüzdesi yaklaşımından bahsedelim. Bazı işletmeler tutundurma bütçelerini geçmiş satışlarının ya da gelecekteki tahmini satışların belirli bir yüzdesine göre oluşturabilirler. Geçmişteki satışların bir oranı kullanılacak ise bu oran genellikle deneyimlere ya da endüstride geçerli olan oranlara göre seçilir. Bazen birim satış fiyatının bir yüzdesini de belirleyebilirler. Yönetimin tutundurma harcaması, satış fiyatı, birim başına kar arasındaki ilişkiler hakkında düşünmesine yardımcı olacaktır. Bu yöntemde satışlar tutundurma faaliyetlerin bir sonucu olarak değil de nedeni olarak görülmektedir. Bu nedenle satışlar yüksek olduğunda tutundurma bütçesi arttırılmakta, satışlar düştüğünde ise azalmaktadır tutundurma bütçesini gelecekteki satışlara dayandırmak geçmişteki satışlara dayandırmaya göre daha fazla kullanılan bir yöntemdir. Bu yaklaşımda gelecek yıla ilişkin tahmin edilen satışların belli bir yüzdesi alınarak tutundurma bütçesi hesaplanmış olur. Bir diğer tutundurma karması ile bütçenin oluşturulma yöntemi rekabetçi eşitlik modelidir. Bazı işletmeler tutundurma bütçesini oluştururken rakipleri yakalamaya çalışırlar rakiplerin tutunurma harcamalarını izlerler ya da bulundukları sektördeki tutunurma harcamaları tahminlerini yayınlardan veya ticari birliklerden elde ederek kendi bütçelerini endüstri ortalamasına dayalı olarak oluşturabilirler. İşletmelerin birbirinden farklı yapıya sahip olması ve tutundurma ihtiyaçlarının değişkenlik göstermesi, rakiplerle aynı miktarda tutundurma harcaması yapılması durumunda aynı etkiyi yaratmayabilecektir. Aynı bütçeyle etkinlik düzeyleri birbirinden çok farklı tutundurma kampanyaları gerçekleştirebilir. Rakiplerin tutundurma harcamalarını bilmek önemli olmakla birlikte hangi tutundurma aracına ne kadar ağırlık verilmesi gerektiği işletmenin içinde bulunduğu koşulları dikkate alarak verilemesi gerekmektedir. Evet amaç ve görev yönetiminde ise işletme tutundurma bütçesini geçmiş ve gelecekteki satışlara ya da rekabete göre değil bu faaliyetlerle ulaşmak istenen amaçlara göre belirlenir. Bu yönteme göre spesifik tutundurma amaçları belirlenmelidir. Bu amaçlara ulaşabilmek için ihtiyaç duyulan görevler belirlenmelidir ve bu görevleri yerine getirmenin maliyeti tahmin edilmelidir. Bu maliyetlerin toplamı önerilen tutundurma bütçesini oluşturur amaç ve görev yönetimi, pazarlama yönetimini, harcanan para ve tutundurma sonuçları arasındaki ilişkiler hakkında varsayımlarını ortaya koymaya zorlar. Genellikle hangi spesifik görevlerin hangi amaçlara ulaştırabileceğini tahmin etmek zordur. Evet, bir diğer bütçe oluşturma yöntemi ayırabildiği kadar bütçeleme yöntemidir. Bu yöntemde işletme diğer gerekli harcamaları saptar ve yatırımın geri dönüş oranını hesaplar. Bunların toplamını kaynaklarından düşer ve kalanı tutundurma harcamaları için ayırır. Genellikle sınırlı kaynaklara sahip işletmeler tarafından benimsenir. İşletme tutundurma bütçesini ürünün, markanın ihtiyaçlarından çok işletmenin finansal durumuna göre hesaplar. Bu yöntem bir ürün veya marka için yapılması gereken tutundurma ve pazarlama faaliyetlerini göz önüne almadığı için tutundurma faaliyetleri için ayrılan bütçe gerektiğinden az ya da fazla olabilir. İşletmenin bütçe kısıtlamalarını ve kar gereksinimlerini göz önüne alması yöntemin olumlu yanıdır. Evet. Bir diğeri keyfi bütçe belirleme yöntemidir. Herhangi bir teorik temele dayandırılmadan bu yöntemde yöneticiler gerekli olan miktarın ne olduğu hakkında deneyimlerine ve sezgilerine dayanarak bir takım öneride bulunur ve bu kapsamda bütçe oluşturur. Deneyimler önemli olsa da sistematik bir düşünce içermediği, tutundurma amaçlarını göz ardı ettiği için bu yöntem işletmelere önerilmeyen bir yöntemdir. Evet arkadaşlar, tutundurma karması elemanlarıyla birlikte yani tutundurma karması ile birlikte pazarlama karması elemanlarını tamamlamış olduk. Şimdi isterseniz bunların tamamını kapsayacak şekilde bir özet geçelim. Evet, pazarlama karması, kavramsallaştırma ve sınıflandırması bir yandan pazarlama bilimindeki gelişmeleri karşılaştırmalı analiz etme fırsatı verir. Diğer yandan da pazarlama öğretim ve uygulamalarında sınıflandırma kolaylığı sağlar. Genel anlamda bugün çok yaygın bir şekilde kullanılan pazarlama karması elemanları 4P olarak ifade edilen, MacGregor tarafından ortaya atılmış olan product, price, place, promotion şeklindeki ürün, fiyat, tutundurma ve dağıtımdır. Pazarlama karması elemanları olarak sayılan bu elemanların elemanlara ilave olarak bir takım kuram ve uygulamalarda değişiklikler ve ilaveler, eklemeler yapılmıştır. Yine bunların da İngilizce baş harf uyumu açısından ambalaj, halkla ilişkiler, insan, fiziki ortam veya süreç gibi ilave P'lerin de pazarlama karması elemanları olarak eklenme çabaları halen devam etmektedir. Burada ilave P'ler genellikle aslında mal pazarlamasından ziyade Hizmet pazarlamasına yönelik olarak eklenen p'lerdir. Ürün somut veya soyut özelliklerden oluşan ilk pazarlama karması elemanımız üründü. Ürün somut ve soyut özelliklerden oluşan ve bir ihtiyaç ve isteği karşılamak üzere pazara sunulan bir bütün olarak tanımlanabilir. Bu kapsamda gömlek, kumaş, iplik, düğme, cep fiziki unsurlar yani bunlar gibi fiziki unsurların yanında o ürünün markası, stili, üretici firmanın itibarı ve imajı, ödeme kolaylıkları, tasarım, modaya uygunluk gibi soyut özelliklerini de içerir. Ürüne ilişkin pazarlama yönetiminin alacağı kararlar genel anlamda ürün nitelikleri, markalama ve ambalaj ve etiketleme kararları olarak sıralanabilir. Bir diğer pazarlama karması elemanımız fiyattı. Alıcı ile satıcı arasındaki bu değişimin bir aracı olan fiyat, her iki tarafın amacına ulaşmasında önemli bir değerdir. Para yanında, yani fiyat derken sadece kastedilen şey para değildir. Bunun yanı sıra harcanan zaman ve çabaların toplamı fiyatı oluşturmaktadır. İşletmenin maliyetleri ile tüketicinin ürün için ödemek istediği üst limit arasında bir fiyat belirlemek durumunda kalan pazarlama yönetimlerini izleyebileceği üç farklı fiyat belirleme yönteminden söz etmek mümkündür. Bunlar maliyete dayalı fiyatlandırma, talebe dayalı fiyatlandırma ve rekabete dayalı fiyatlandırmadır. Pazarlama karmasının dağıtım elemanından kastedilen ise üreticiden son kullanıcıya kadar ilişkilerde tasarruf sağlanması, ayrıca risk dağılımında daha dengeli hale getirilmesidir. Dağıtım ile bir yandan tüketiciye yer, zaman, sınıflandırma, sunum, satış noktası etkinlikleri gibi bir takım faydalar ortaya çıkarırken üretici ya da satıcılar açısından da riskin paylaştırılması ya da devredilmesi, üretim planlamasına katkı sağlayacak şekilde gelirlerin dengelenmesi, profesyonel hizmetlerin daha uygun maliyetlerle karşılanması gibi faydalar söz konusu olabilecektir. Genel olarak dağıtım kanalı, fikir, ürün ve hizmetler gibi değeri olan şeylerin doğuş, çıkarım veya üretim noktalarından son kullanım noktalarına kadar götürülmesiyle uğraşan, birbiriyle bağımlı bir dizi kurum ve kuruluşun oluşturduğu örgütsel bir sistem şeklinde tanımlanabilir. Dağıtım konusu ürünün özellikleri, pazarın ve talebin yapısı, ...rekabet durumu ve dağıtım kanallarında yer alan aktörler dikkate alınarak dağıtım politikaları oluşturulur. Bu politikalar yoğun dağıtım, sınırlı dağıtım veya seçimlik dağıtım olmak üzere... ...üç farklı şekilde kendini gösterebilmektedir. Son pazarlama karması elemanımız bugün üzerinde ayrıntılı olarak durduğumuz tutundurmaydı. Tutundurma, bir işletmenin mal veya hizmetinin satışını kolaylaştırmak amacıyla üretici... Pazarlamacı işletmenin denetimi altında yürütülen, müşteriyi ikna etme amacına yönelik bilinçli, programlanmış ve eş güdümlü faaliyetlerden oluşan bir iletişim sürecidir. Bir işletmenin iletişim amaçlarını yerine getirmek için kullanılan araçlar tutundurma karması olarak adlandırılır. Ve tutundurma karması oluşturan bu araçlarda reklam, doğrudan pazarlama ya da doğrudan satış, satış tutundurma duyurum, halkla ilişkiler ve kişisel satış olarak sıralanabilmektedir. Evet arkadaşlar bu şekilde pazarlama karması elemanlarını da tamamlamış oluyoruz. Yine kaynak birlikteliği olması açısından Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yayınlarından pazarlama ilkeleri kitabını esas almıştık. Soracağınız herhangi bir şey olursa arifyildiz.adiyaman.edu.tr mail adresim ya da yorumlar veya mergen üzerindeki tartışma bölümü üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.